Şimdi toplam 3 çift koparacağız. 6 yaprak koparacağız. Çiftlerin toplamları aynı olacak. Tabii sayılar böyle karışık biçimde verilmiş, eksiler, artılar. Buradan hesaplaması zor olabilir. Biz bunları sıralı yazalım. Negatif sayıları yazıyorum. Eksi 7. Sonra mesafeleri de yine aynı şekilde bırakarak, yani biraz boşluk bırakacağım. Eksi 3. Şöyle boşluk bırakıyorum. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Sayılarımız bunlar. Negatif olanlar. Altta pozitif olanları yazıyorum. Pozitif olanlar da 2, 4, 5, 6. 2'yi şuraya yazıyorum. 2'yi buraya. Şimdi peş peşe gelenler 4, 5, 6. Onları şöyle yazayım. Biraz mesafe. 4, 5, 6. Şimdi biz çiftler oluşturacağız. Toplamları aynı çıkacak. Eğer çiftlerin toplamlarını aynı çıkarmak istiyorsak, mesela biz bu 2 ile şu sayıyı alırsam, 2 ile eksi 3'ü, bundan bir fazlası, bunun bir fazlası şu, diğer sayıyla topladığım zaman aynı sonucu elde edemeyiz. Çünkü bu diğerinden 2 eksik. 2, 4'ten 2 eksik. Bu ise diğerinden 1 eksik. Aradaki mesafeleri korumalıyız. Bu şekilde seçersek, mesela şunu seçsek, 4 ile eksi 1'i seçsek 3 yapar. Bu ikisini. Şu ikisini seçsek, eksi 3 ile 6'yı seçsek yine 3 yapar. Şu ikisini birlikte seçsek, eksi 2 ve 5'i yine 3 yapar. Bunlar ardışık olanlar olduğu için bunları birbiriyle eşleştirebiliriz. Yani şu ikisini birlikte kopardık. Bu ikisini birlikte ve şu ikisini birlikte koparıyoruz. Bunların hepsi 3 yapacak. Geriye şu ikisi kalacak o zaman. Toplamları da eksi 7 artı 2'den eksi 5 olur.